Sivrisineklerin sürü halinde dolaşıp ısıracak adam aradıkları Balıkesir ilçesine Gönen denir. Ben bilirim, ben bilirim. Şimdi Gönen'de ne var? Pirinç tarlaları var. Pirinç tarlasının olduğu yerde iki şey olur. Bir pirinç olur, bir de sivrisinek olur. Gangster gibi, çete gibi dolaşır bunlar. Oradan mesela bir araba geçer, hemen başlarındaki der ki arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyoruz der. Hepsi sürüyle hurra o tarafa doğru giderler. Arabanın bütün camlarını, aynalarını her yerine böyle pıt 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 yapışırlar. Sen mesela eve gittin, pencereyi kapattın, kapıyı sıkı sıkı kapattın. Bir yolunu bulurlar, yine girerler. Sen sinkol sür her tarafına, hiç işlemez. Hatta keyiflenirler. Oh ne güzel derler. Hem karnımızı yaptık hem keyfimizi yaptık derler. Onun için ne yapacaksın? Aç arabanın camını, aç. Aç kapıyı, aç pencereyi, aç. Bırak girsinler. Masaya da biraz kavun koy, peynir koy, azıcık da sinkol sür. Neticede 120 ile giden arabaya pıt 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 kendini vuran hayvanlar bunlar. Biraz da onların gönlü olsun. Ben bilirim. Bu ne taklidi? Bu oya işleyen Gönenli kadın taklidi. Gönen'de kadınlar böyle hep. Hep böyle. Al makası. Kes koy. Devam. Arada gözlüğün üstünden bakacaksın. Bak gözlüğün üstünden. Böyle. Biraz da şuraya der zürafa yapayım der. Biraz da der şuraya pırpırlar koyayım der. Sabır testi. Ben bilirim. Gönen'in başka nesi meşhur? Kaplıcaları meşhur, ılıcaları meşhur. Git Ekşidere'de üstüne kar yağarken sıcacık suyun içinde yüz. Bir de ne derler? Şifalı derler. Şöyle anlamak lazım şifayı. Mesela sen şimdi doktora gittin. Dedin doktor bey benim neyim var? Anlattı şöyle şöyle şöyle. Dedim bundan ötesi yok mu? Dedi ki yok. Peki bu konuyu başka bilen var mı? Başka bilen de yok. Çözüm var mı? Çözüm de yok. Mecburen yavaştan yavaştan şifa evrenine doğru giriyorsun. Şifa evrenine girdin mi çok garip bir evren. Dikkatli olman lazım. Orada birbirine elleyenler mi dersin? Birbirine karışımlar hazırlayıp yedirenler, içirenler mi dersin? Okuyanlar mı dersin? Üfleyenler mi, yazanlar mı, çizenler mi? Orada kimin ne yaptığı belli değil. Oraya girdin mi ne yapacaksın? Tamam diyeceksin, ben bunu yaparım da. Ben bunu yapmış bir insan olarak hayatıma devam edebilir miyim? Ben bu karışımı içerim de, bu karışımı içmiş bir insan olarak yaşamak bana koyar mı? Tamam ben bunu atlatırım diyorsan yürü, devam et. Belki oradan bir şey çıkar. Bu bakımdan da Gönen'in kaplıcaları şifalı mı? Şifalıdır. Yani hiçbir şey olmasa keyif alırsın. Ha, girerken sana şöyle diyen olabilir. Ya buraya çocuğu olmayan biri geldi. Girdi hamile oldu çıktı falan diyebilir. Böyle laflara aldanma. Ya o şifa ile ilgili bir konu mu yoksa havuzun temizliğiyle mi ilgili bir konu onu çok bilen yok. Ben bilirim. Gönen'de bir heykel vardır. Ömer Seyfettin heykeli. Altında da bir yazı yazar. Ben Gönen'de doğdum. Ömer Seyfettin. Sen şimdi bilmeyen biriysen dersin ki ya doğal olarak hani heykelini buraya diktiklerine göre. Ama bilen biriyse dersin ki Ömer Seyfettin'in bir hikayesi böyle başlıyor. Gönen'de geçiyor hikaye. Onun için bunu böyle yazmışlar dersin. Hikayede şöyle. Bir tane esas oğlanımız var. Gönen'de yaşıyor. Orada okula giden hayalperest bir çocuk. Bir gün okulda bir musluk kırılıyor. Hocalar da diyorlar ki kim kırdı bu musluğu? Bizim esas çocuk da musluğu kıranı görmüş. Hemen işaret ediyor. Hocam diyor Ali kırdı musluğu. Hocalar hemen Ali'yi falakaya yatırıyorlar. Tam dövecekler. Ali diyor ki hocam ben kırmadım diyor. İnkar ediyor. Ali de böyle hasta bir çocuk. Zayıf bir çocuk. Oradan başka bir çocuk çıkıyor. Kara Murat Bey benim diyor. Ben kırdım musluğu diyor. Hocalar diyor ki tamam diyorlar. Gel diyorlar sen yat falakaya. Ali'yi yolluyorlar. Bunu yatırıyorlar falakaya. Hocalara da zaten falakaya yatıracak adam olsun. Hocalar tamam diyorlar. Bu sefer bu çocuğu falakaya yatırıyorlar. Başlıyorlar sopayla vurmaya. Gidiyorlar bizim esas oğlanın da bir kulağını çekiyorlar. Sen niye bize yalan söylüyorsun diye. Bizim esas oğlan bozuluyor. Ben diyor yalan söylemedim. Ali kırdı musluğu diyor. Gidiyor Kara Murat benim ben kırdım musluğu diyen çocuğun yanında falakadan sonra. Ya arkadaşım diyor musluğu sen kırmadın. O da diyor ki ben kırdım. Ya sen kırmadın ben gördüm Ali kırdı. Sen niye atlıyorsun Ali'nin önüne? Ben kırdım diye beni de yalancı duruma düşürüyorsun diyor. O da diyor ki ya diyor Ali diyor zayıf bir çocuk, hasta bir çocuk. Şimdi onu falakaya yatırırlarsa orada ölür kalır falan onun için diyor ben öne atladım diyor. Bir de biz zaten diyor Ali ile ant içtik diyor. Kan kardeşiyiz diyor. Birimizin başına bir şey gelirse diğeri diyor onun önüne atlıyor diyor. Bizim esas oğlanın hemen aklına düşüyor. Bu ant içmek nedir? Kan kardeşi olmak nedir? Merak ediyor. Şöyle bir etrafa bakıyor okuldakilere. Herkes birbiriyle kan kardeşi olmuş. Nasıl yaptıklarını da izliyor. Nasıl yaptıklarını da çözüyor. Böyle kollarını hafif çizik atıyorlar. Oradan akan kanları birbirleriyle karıştırıp emip falan bu tarz şeyler. Tabii o zamanlar AIDS falan yok. Dezenfeksiyonun önemi falan bunlar bilinen şeyler değil. Bugünkü gibi değil. Bugün hepimiz maskeyle dolaşıyoruz. Hepimiz dezenfeksiyonun öneminin farkındayız da o zamanlar cahillik diz boyu. Sonra bizim esas oğlanı da canı çekiyor. Ben de diyor ant içmek istiyorum diyor. Ne kadar güzel bir şey diyor yani. Kavgaya girsem yanımda olur. Falakaya yatsam yerime yatar. Bir şey olsa önüme atlar. Hiçbir şey olmasa arkadaşlık eder. Ben de ant içmek
içeyim diyor. Ama kim ne içecek? Mahallede bir tane komşusu var. Mıstık adı. Güçlü mü güçlü. Güreş tutuyorlar, herkesi yeniyor. Yarış yapıyorlar, herkese nal toplatıyor. Herkes de çok seviyor mıstığı. Arkasından böyle hafif şakalı tekerlemeler söylüyorlar. Mustafa mıstık, arabaya kıstık. Üç mum yaktık, seyrine baktık falan diyor kızlar böyle. O hiç ilgilenmiyor, kalender çocuk. Bizim esas oğlan da mıstığı gözüne kestiriyor. Ben diyor bu mıstıkla herhalde diyor ant içerim diyor. Onu kafasına yazıyor. Sonra günlerden bir gün bu çocuklar eğleniyorlar, oynuyorlar. Şöyle bir oyunları var. Söğüt dallarını alıyorlar çakıyla. Söğüt dalından at yapıyorlar. Yapraklarını şöyle güzelce kesiyorlar. Sonra baş kısmına geldiği zaman da orada hemen çakıyla böyle bir burun yapıyor. İki tane kulak yapıyor falan. Bizim esas olan yetenekli çocuk. Söğüt dalından atları o yapıyor. Tam böyle söğüt dalından atı yaparken bir gün çakıp bir kayıyor, hop parmağı kesiyor. Hemen diyor şu ant işini şurada çözebilir miyim diyor. Bir bakıyor mıstık orada. Hemen gidiyor mıstığın yanına. Mıstık da tabii başta istemiyor. Ya diyor öyle olmaz işte, parmaktan kesilen kan değil de koldan kesilen kan olması lazım falan. Yani işte böyle bir prosedürel bazı engellerden bahsedip gönlü olmadığını aslında bir şekilde belli ediyor. Ama bizim esas olan kafaya koymuş, andı içecek. Ya diyor bir şey olmaz falan, biz de böyle ant içmiş oluruz. İyi diyor, peki diyor mıstık. Alıyor çakıyı, şöyle kolundan da biraz hafifçe derinden de kesiyor. Mıstıklar öyledir. Sen bir gidersen o iki gelir. Sen bir istersen o iki verir. İyi tamam diyorlar, karıştırıyorlar falan. Bunlar oluyorlar sana kan kardeş. Bunlar oluyorlar ant içmiş. Üstünden bayağı bir zaman geçiyor. Bizim esas oğlan ant içtiğini unutuyor. Vallahi diyor ben bile hatırlamıyordum ant içtiğimi diyor. Bunlar bir gün yine mıstıkla böyle yan yana yürürlerken bir tane aradan kuduz bir köpek çıkıyor. Arkasında da kuduz köpeğin onu kovalayan, elinde sopayla kovalayan adamlar var. Bir yandan kovalıyorlar, bir yandan da kaçın kaçın diyorlar çocuklara. Bizim esas oğlan mıstığa diyor ki mıstık kaçalım. Ama bir bakıyorlar köpek önlerinde, kaçacak yer yok. Mıstık diyor ki sen diyor geç bakayım diyor. Geç bakayım diyor şöyle arkama diyor mıstık. Bizim esas oğlanı arkasına alıyor. Başlıyor kuduz köpekle boğuşmaya. Boğuşuyorlar da boğuşuyorlar. Boğuşuyorlar da boğuşuyorlar. Arkadan koşan eli sopalı amcalar geliyorlar. Köpeğe vurarak şöyle bir köpeği uzaklaştırıyorlar. Mıstık yere seriliyor. Herkes mıstığın başına gidiyor. Mıstık ne oldu falan. Mıstık diyor ki hiçbir şeyim yok. İyiyim iyiyim diyor. Mıstıklar öyledir. Bir şey olsa bile hiçbir şeyim yok der. İyiyim iyiyim der. Ama yani belli iyi değil. Şorul şorul kan akıyor mıstıktan. Sonra mıstığı alıyorlar. Hastaneye götürüyorlar. Bir süre uğraşıyorlar. Bizim esas oğlan mıstıktan haber alamıyor. Ardından da kötü haberi duyuyor. Mıstık ölmüş. Bizim esas oğlan da çok üzülüyor. Hikaye bu kadar. Kısaca ne diyor? Diyor ki sen diyor esas oğlan. Ant ant diye ısrar ettin. Önünü atlayacak mıstığı da buldun. Sen andı unuttun. Mıstık andı unutmadı. Ne oldu? Olan mıstığa oldu. Kim diyor bunu? Ömer Seyfettin diyor. Nerede doğmuş? Gönel'de. Bu tip. Bu şekil. Bu kadar. Kaplıcalarla kalın. Ilıcalarla kalın. Mıstıkla kalın. Kalın sağlıcakla. Ben bilirim. Ben bilirim.